Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem. Kızlar nikah tuyuda akıllı bası kiyseler caiz mi? Bu nasraniye ayarlarına uzlarını okşatış bu kamaydı mı? Degen mağazı sallallahu aleyhi ve sellem. Misal cevap veriş için bu kuyleyini, ah kuyleyini yani kiyilişideki bir neçe cihetlerde organizasyonuz kere buladı. Birinci cihet. Bunda kafirlerge okşaslık hakikatte var mı yok mu? İkinci cihat. Bunda erkeklerge okşaslık var mı yok mu? Üçüncü cihat. Bunge koşulup bazı başka işler hem başka münkerler hem kafirlerge ya ki kafirlerge taklit hasıl buladı mı yok mu? Meselen bunge koşulup gül kütarvalış. Meselen bunge koşulup kelin kuyov bir-biriga o'sha nikoh paytida uzuk taqishligi, masalan, unga qo'shilib chiqib davrada o'tirib olishligi. Mana bu uchinchi jihat. To'rtinchi jihat. Bu libos sudral berilgan bo'ladimi, yo'qmi? Beshinchi jihat. Bu libos uni pasoni qanaqa bo'ladi? Ya'ni shakli qanaqa bo'ladi? Mana shu jihatlarni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Va bundan boshqa jihatlar ham bor. Alloh qodir qilgancha ularni bayon qilamiz. Birinchi jihat, unda kofirlarga o'xshashlik bormi yo'qmi degan jihat. Oq libos kofirlarning shiori degan gap yo'q bizda. Ya'ni hech qayerda bu narsa uchratilmagan. Masalan, ayol kishi oq libos kiyuradi o'zi uyda o'tirgan paytda yoki mahramlarni oldida o'tirgan paytda. Endi shuning uchun uni to'y paytida ham kiyishligiga hech bir kofirlarga xoslangan joyi yo'q. Chunki buni yahudiysi ham kiyadi, nasroniysi ham kiyadi, majusiysi ham kiyadi, butparasti ham kiyadi va har qanaqangi yer yuzidagi shu kelin bo'laman deyotgan ayol qizlar hozir mana shu libosni kiyadi. Demak, bundan bu bir millatga xoslanganlik ma'nosi yo'qoladi. Bu demak bir millatga xoslanmagan va butun yer yuzidagi ishga aylangan va musulmonlar ichidagi ham urfga aylangan. Albatta, agar bu narsani kelib chiqishligini e'tiqodiy bir jihati bo'lsa, ana u mumkin emas bo'ladi. Lekin biz vallohu alam buni bir e'tiqodiy jihatini bilmadik. Ya'ni e'tiqodiy jihati degani shu kelinlar oq libos kiyishligida bir e'tiqod bo'lishligi. Masalan, aytishadiki ba'zilar bu nasroniylar oq libos kiygan chunki bu go'yoki bir gunohlardan toza bo'lganlik ramzi ekan, go'yoki bir ularning diniy bir shiori ekan bu deyishadi. Lekin bu ma'noni biz haqiqatda u nasroniylar dinida isbotlanganligini bilmaymiz. Shuning uchun bu shubha bilan asli halolligi kiyimni yo'qqa chiqmaydi. Ranglar asli halol. Shariatda hech qayerda palon rangli kiyim kiymadigan joy kelmagan. Xususan ayolga erkakka ruxsat berilmagan ko'p liboslar ruxsat berilgan. Masalan, ipak libosi va masalan tilla taqishlik, ha bu ayolga ruxsat berilgan. Shuning uchun vallohu alam mana bunda yahudga ham nasroniyga ham o'xshashlik bo'lmaydi, shunchaki oq libos kiyishlikda. Bunda hali xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerak. Men hozir shunchaki oq libos kiyishda aytayapman. Bunlardagi boshqa jihatlarini, boshqa ko'rinishlarini hali gapirganim yo'q. Demak, yana birinchi sanash jihat. Endi erkaklarga o'xshashlik bo'lmaydimi degandim yuqorida. Erkaklarga o'xshashlik degani chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oq libosni asli erkaklarga qaytlaganlar. Eng yaxshi liboslaring oq libos deganlar. Eng yaxshi liboslaring oq libos deganlar. Ya'ni sunnat libos oq libos bo'ladi erkaklar haqida. Lekin bu ham baribir ayollarda oq libosdan qaytarilgan joyini topilmagan. Erkaklar oq libos kiyishligi afzal deyilgan, ayollar esa o'zini mahram oldidami, boshqa oldidami oq libos kiyishligidan qaytarilmagan. Faqat endi nomahram oldida albatta u boshqa ma'no. Shuning uchun bu erkakka o'xshashlik ma'nosi ham inshaalloh bu masalada topilmaydi. Uchinchi jihat, kiyimni o'zida boshqa biror bir munkarlar bormi dedik. O'shanga qarab ham hukm o'zgaradi. Agar kiyimni kiyib
davrani to'riga chiqib o'tirib oladigan bo'lsa, bu ayollar davrasi bo'lsa ham nojoiz bo'ladi. Bu chunki libas-u shuhra bo'lib qoladi. Libas-u shuhra degani o'zini ko'rsatish kiyimi. O'zini ko'rsatish kiyimidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Shunday qilib davrani to'riga chiqib o'tirib olishligi mumkin emas bo'ladi. İkinci cihat yani bunga taalluqli. Agar bu oq ko'ylak kiyganda unga qo'shimcha ravishda hayga gul ko'tarib oladigan bo'lsa, bu ham nojoiz bo'ladi. Bu balki harom bo'ladi. Balki gohida shirk bo'ladi. Chunki bu gul ko'tarish aynan nikoh paytida kelin gul ko'tarib olishligi boshqa ishlar bu xos nasroniylarda yoki o'sha boshqa g'ayri dinlarda e'tiqodidan kirib kelgan masala. Ya'ni o'sha gulni ko'tarib oladi, keyin gulni otadi, go'yoki uni ushlagan odam, o'sha ushlagan qiz, go'yoki o'sha qiz keyin turmushga chiqadi. Bu shirk bu. O'sha guldan nikoh kutishlik bu. Bu narsa shirk bo'ladi. Shuning uchun o'sha gulni ko'tarishlik ham o'sha e'tiqodga bog'langan masala, mana bu nojoiz bo'ladi. Mana bu yana bir jihati. Yana bir jihati oqli bo'z kiyganda agar yarim ochiq, yarim yopiq shunaqangi kiyim bo'ladigan bo'lsa, ayol kishining qomatini bildiradigan darajada tor kiyim bo'ladigan bo'lsa, mana bu ham nojoiz. Hattoki ayollar oldi bo'lsa ham. Chunki ayolni ham ayolga avrati bor. Biz uni boshqa savol-javoblarda bayon qilgandik. Ayol ham hamma joyi ayolga mahram bo'lib ketavermaydi. Ya'ni qarasa joiz bo'lib ketavermaydi. Xususan bu hozirgi oq ko'ylaklarda Vallohalam biz bilishimizcha ya'ni qasddan ayolni fitna o'rinlari bo'rttirib ko'rsatiladi. Ya'ni masalan birini tor qiladi, boshqa joylarini chiqaradi, mana shunday qilib ko'rsatiladi. Agar shu kayfiyat bo'ladigan bo'lsa, bu mutlaqo nojoiz, bu harom bo'ladi. Chunki bunda ayol kishilarga bo'lsa ham ayolni fitna o'rnini ko'rsatish bo'ladi. Keyin bunga ko'zi tushgan ayol nomahramiga qaragan bilan barobar bo'ladi. Ayolda ayolga avrati bor chunki. Bu o'sha ayol o'zini mahramlari oldida yursa bo'ladigan ko'rinishidagi avrati. Ya'ni kim masalan o'zini otasini oldida shunaqa qilib, ya'ni hattoki boshiga ro'mol o'ragan bo'lsa ham, hijobli qiz ya'ni otasini oldida belini, qomatini ko'rsatib, yoki ko'kragini, yoki boshqa joyini qomatini ko'rsatib yuraveradi. Mana shu ota-onani oldida yoki akasini oldida shunaqa yuraolmagandek endi kim yursa u tabiati buzilgandan yuradi. Lekin aslida fitrati bor, hali sog'lom fitratdagi inson bunaqa holatda yurolmaydi. Otasi yoki akasini oldi. Endi ana shunaqa uchun ayol oldida ham o'sha darajada fitnasini ko'rsatib yurishligi mumkin emas bo'ladi. Mana bu yana bir jihati. Yana bir jihati yuqorida aytganimizdek, uni sudrab yuriladimi yo'qmi? Odatda bu liboslarda shu sudrab yurish kayfiyati bo'ladi ko'pida. Balki bu faxr go'yoki. Agar sudrab yurish kayfiyati bo'layotgan bo'lsa, mana bu o'sha yahudlarga yoki nasroniylarga o'xshash deyiladi. Yuqoridagi kayfiyat ham aslida yahudlar nasroniylarga o'xshash deyiladi. Chunki o'shalarda bor, belini toraytirib, yuqori qismini katta qilib ko'rsatishlik yoki yuqori qismini burtirib ko'rsatishlik. Mana bu o'sha yahudlarda yoki nasroniylarda pasona deyiladi. O'shalarda ya'ni shakli, nikoh ko'ylagi kiyishlikdagi o'shalarda shakli bo'ladi. Yoki pasini keng qilib qo'yishligi, pasini ya'ni bo'rttirib qo'yishligi yoki orqasidan shu sudralib yuradigan qilib qo'yishligi, bular ham yahudlar savollariga o'xshashlik bo'ladi va ham bu shariatda qaytarilgan kiyimni sudrab yurishga kirib qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, la yanzurullohu ila man jarra sabahu khuyala. Kiyimini kibr bilan sudrab yurganga Alloh qaramaydi deganlar. Bu kabira gunoh bu. Mana bu erkakka ham ayolga ham umumiy bu. Unga dalil shu hadisda aytgan zahotlari Ummu Salama radhiyallohu anha so'raganlar. Ya Rasululloh, ayollar nima qiladi deganlar. Ayollar agar ya'ni to'pig'igacha qilib kiyimni yuradigan bo'lsa, oyoqlari hali ochilib qoladi deganlar. Yurganda oyoqlari ko'rinib qoladi yoki boldirlari ko'rinib qoladi deganda Rasululloh aytganlarki, ayollarda shu avrati ko'rinib qolmasligi uchun bir qarich tushirib yursin deganlar. Yurxina shibron deganlar. Bir qarich. Bor-yo'q bir qarishiga ruxsat berdilar. Yana unda ham ruxsat berilganda bu kelin ko'ylak hammani oldida kus-kus qiladigan ko'ylakka, yuqorisi ochilib yotgan ko'ylakka emas. U hijob ma'nosidagi ko'ylakka, ya'ni ko'chada nomahramlar oldida yurgandagi ko'ylagiga. Mana shu ko'ylagini avrati ochilib ketmasligi uchun bir qarish tushirib yursa ham bo'ladi dedilar. Bu ayol
şu hadisti o olup bir karış sudurup yürümen deyse hem nacayız. Çünkü yukarı kısmı açılıyordu o zaman. Ne kadar aratını yapamam deydi. Yüzü açık buladı adette. Peki bazıları mesela kulu açık buladı. Hayırlar oldu da. Bu pasını yapkenliğinin faydası yok. Şunun için bu hadis belki değil bu muydu? Ki gün şunu Ummu Seleme anlamda yine sorarken. Ya Resulullah bir karış çürse hem gahı da açılıp kalır ayağı digende. Onda bir zira çürse buluverdi digerler. Bir zira digene şu kuldan böyle tırsak geçe. Bugün bir miktar dege. Yani iki karış, üç karış mesafe çelik ham çürse buladı digerler. Yani topuqdan pesige. Ayağında şu nasıl ayağı açılıp gitmesliği için. Şimdi bir diğer bir meselesi şu bu iş gerek. Sahabiyeler davrında bizde hazır gidek. İçiden kiyim kiyiş digenge buma gel. Mesela içten kiyiş mi, içiden ayağlı kişi şim kiyiş mi digenge buma gel. Bir kuyuleydi üstten teşeken şu ayağını üçü geçe yapken. Şunun için hazır bu saval böyle yaptı. Yani yürgende ayağı ayağı korum kitken. Ona kadar gidek içiden Allah'ta libas, teşeden Allah'ta libas digenge yapılar buma gel. Şunun için soralı yaptı bu nasıl. Lekin hazır ki künde bana içiden ayağlı kişi iştanı mı şimdi üniversitini kiyse kiyedi. Kiyen onu üstten abayası yani kuyulegini kiyedi, kuyulegini taşıydı. Neticede bu yukarıdaki deki kılıp bir zira kılıp sudurup yürüşken hacet kamaydı. Cevabısa yukarıda hadiste birinci etkilerde bir karış kılıp toprağdan pıskı çürüşlüğe imkan buladı. Şimdi bu hemmes adli kuyulegilerde, nikah kuyulegide bu ayağını yapamam diyenlerse ki hiç hacet yok. Şunun için bu nesne sudurup yürüşlüğe nacayız buladı. Demek ben şu keyfiyetlerden halı buysa. Yukarıdakidek Yahud Nasraniyinikiga o'xshagan pason pasi keng qilingan, yuqorisi tor qilingan yoki betor qilingan pason bo'lmasa yoki Yahud Nasraniylarda hali e'tiqodidek gul ko'tarish bo'lmasa yoki uzuk taqish dedik. Uzuk taqish ham ularda nikohni va taloqni ramzi. Bu bizning insonlarga kirib qolgan bir munkar ish bu. Ya'ni bu yoki ularda shu nikohda o'sha alomati nima? Kuyov bola qizga uzuk taqadi va qiz unga uzuk taqadi. Va gohida kelib bo'lsa ikkalasiniki ham tilla uzuk bo'ladi. Bu endi munkar ustiga munkar bo'ladi. Dulumatun ba'du hafaqa ba'd erkaklar chunki tilla taqishligi harom bo'ladi. Bu kofirlarga o'xshashlikni ustiga erkak yana boshqa harom ishni qilgan bo'ladi. Endi aynan nikoh paytida shu qo'liga bunisini bunisiga taqib qo'yishligi, bu bunisiga taqib qo'yishligi bu xuddiki o'sha nasroniylardagi uzuk nikoh degan ma'noga o'xshab qoladi, bu nojoiz bo'ladi. Shuning uchun ham ularda ma'ruf haligi biri-biri bilan janjal qilib qolsa, to'yidan keyin uzugini olib yuziga otib yuborib ketadi. Ha, bu bizning insonlarga ham kirib qolgan shu narsa. Sal yuqorisi janjallashib qolsa, birdan uzugini yechib yuziga otadi. Bunisi bunisini, bunisini bunisini. Go'yoki shu bilan seni mana taloqing berdim degandek bo'ladi. Shariatda bunaqa qilib taloq berilmaydi. Shariatda taloqning o'zini sifati bor. Uzuk bilan taloq berilmaydi. Shuning uchun mana bu uzuk taqishlik ham aynan o'sha marosimda bu nojoiz bo'ladi. Endi bunga yohida qo'shilib, yuqorida aytganimizdek erkaklar ishtirok etsa bu mutlaqo tushunarli narsa. Bunda savolga o'rin yo'q. Yoki ayollar ishtirok etgan taqdirda ham ayollarda fosiqalari ishtirok etsa, ayolni bu sifatini keyin borib begona erkaklarga sifatlaydigan ayollar ishtirok etsa, bu holatda ham u ayol bunaqa ko'ylakni kiyib o'tirishligi nojoiz bo'ladi. Chunki Rasululloh hadisda aytganlarki, biror ayol biror ayolni borib eriga xuddiki ko'rgandek xil sifatlar bermasin deganlar. Agar ayol kishi bir ayolda shu xislatni topsa, borib shuni gapini tarqatib yurishligini, shuni ko'rinishini gapini tarqatib yurishligini topsa, mana bu narsa ham nojoiz bo'ladi. Endi yana bir yana bir munkar ish bo'lishi mumkin. Bu qizni shu holatda suratga tushirib olib, keyin bu taqat yuradigan odamlar topilishi mumkin. Bu yana bir munkar bo'ladi. Shuning uchun qarasak, bu nihoyatda ijtibohiy masala bo'lyapti. Shunchaki oq kiyim kiyish, odatiy ko'ylakka o'xshagan oppoq kiyimni kiyib olishlik, hijob suratidagi ayollar oldida bunda hech qanday muammo yo'q, agar shunaqa kiyim olsa. Lekin muammo yuqoridagi sifatlar qo'shilganda muammo bo'lyapti. U kofirlarga o'xshashlikka aylanyapti, o'shalarda pasoniga aylanyapti, ularning munkariga aylanyapti. Mana shu jihatlardan xoli bo'lsa, inshaalloh oq libos kiyishlik to'y paytida joiz bo'ladi. Bu xos bir to'yni kiyimi bo'lsa ham joiz bo'laveradi, yuqoridagi munkarlardan xoli bo'lsa. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida ham kelinlar bir xos kiyim kiygan. Boshqacha bir kiyim, ya'ni odatiy bo'lmagan bir chiroyli kiyimlar kiyishgan. Buning hech qisi yo'q. Mana Sahih Buxoriyda hadis kelgan.
Ayşe radiyallahu anhu'dan. Ayşe radiyallahu anhu ben bu hadisini Abdülvahid ibn Ayman otasından rivayet kıyam. Ayman'dan. Ayman etedi ki Ayşe radiyallahu anhu aldıge kirdim dediler. Ayşe radiyallahu anhu üstüde bir kuyulegi borakken bu kuyuleg bir dirham giyem arzım edigen kuyulegeyken dediler. Yani arzan kuyuleg. Şunda Ayşe radiyallahu anhu etkiler ki bana o beni çoğurumge karagin digen. Kuzinin kutarıda çoğurumge karagin. Uşa çoğurumge karagin digen çoğurumge karasa fe innehâ tuzha ay tetekebber ve te'naf an telbesehu fil beyti. Ayşe radiyallahu anhu etkiler ki bu beni hazır bana şu beş dirhamlik kuyulegimini bana o çoğuru hem kişke kibir kıladı. Uyudaki kişke hem kibir kıladı digen. Yani şu halde arzan kuyulegi giden. Yani eskişe bir pasandaki kuyulegi giden. Şu çoğuru ki işki hazır bunu kibir kıladı diyen. Aslında beni Resulullah zamanında şunaki kuyleylerim bulardı diyen. Kaysi ki ayol tuyu buysa Medine'de menge adam yönetirdi şunu bir durun dedi. Yani kilin kuyle gidiyor. Kilin kuyle gidiyor. Uşağına Ayşe radıyallahu anh'u kilinlerine verip durardılar. Şimdi hazır zaman uzgarıp gitti demokçılar. Bu kuyleylerde hazır günde çoğurların kime kuyde diyettiler. Mana shunda Imom Buxoriy bob ajratgan babu si'arati siyab lil arus kelinlar ko'ylakni olishligi joizligi deb. Ya'ni olib turishligi birovdan. Vaqtincha ko'ylak olib turishligi joiz deb Imom Buxoriy bob ajratganlar. Mana bu davlat qiladiki Rasululloh zamonida ham endi hozirgidek dabdabalik bo'lmasa ham qisman bir kelinlarga xos bo'lgan liboslar bo'lgan. Shuning uchun kelinga bir xos libos bo'lishligini inkor qilinmaydi. Ve inşallah bu libas, ak libas buluştukini hem inkar kılınmaydı caiz. Fakat yukarıdaki manilerden hali bugün peyti de. Vallahi alem.